Her gün faili meçhul haberlerin geldiği, işkencelerin ve sürgünlerin olduğu, 93'ün en soğuk gününde düştü cezaevine. İşkencenin en ağırını gördü. Öldü sanılıp morga kaldırıldı. Oysa yaşıyordu. 36 gün hasta yatağında direndi. Daha sonra yakalandığı bütün hastalıklar da o günlerden kaldı Halil'ime. 29 yıl boyunca cezaevindeki tüm direnişlere tanık oldu, ortak oldu, direndi. 15 cezaevine sürgün edildi. 2007'de önce akciğerinde tümör olduğu, sonrasında ise kemik kanseri olduğu tespit edildi. 2 kere ameliyat oldu. Ağır derecede KOAH ve uyku apnesi teşhisi konuldu. Doktorlar ömür boyu solunum cihazıyla uyuması ve gündüzleri de oksijen maskesi takması gerektiğini söyledi. Ama cezaevinde mümkün değildi. Buna rağmen bile ben devrimciyim, devrimciler ölüme de gülümser derdi hep. Az kalmıştı tahliyesine. Tutsakları ölüme terk eden sisteme karşı son güne kadar direndi, dik durdu, gülümsedi. 15 Aralık'ta tek başına kaldığı bir hücrede veda etti bize. Halil'e söz verdim, ağlamayacağım. Halil 34 sene önce çıktı bu evden, bir yıl sonra kavuşacaktık. Kurban olurum ona, erken geldi. İktidarın muhaliflere reva gördüğü yasa dışı ölüm cezasına seyirci kalma.